Kocaeli Belediyesi ve İHA İnsani Yardım Vakfı arasında yapımı planlanan Furkan Doğan Kültür Merkezi'nin protokolü imzalandı. Kocaeli Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan protokole Kocaeli Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve İHA Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Kutluay imza koydu. Kocaeli Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen protokole Kocaeli Belediye Başkanı Bekir Yıldız, İHA İnsani Yardım Vakfı Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Sözdüyar, İHA Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Kutluay ve üyeler katıldı. Törende bir konuşma yapan Kocaeli Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kocaeli Belediyesi ile İHA arasında bir protokol yapacağız. Bu protokolle birlikte yapımı planlanan Furkan Doğan Kültür Merkezi'nin yapılmasını imzalayacağız dedi. Bugün Kocaeli Belediye'mizle İnsan Hakları Derneği arasında bir mukavele, bir sözleşme, bir protokol yapacağız. Bu protokolun esası Kocaeli Belediye'mize ait Uğurevler Mahallesi'nde bir sosyal tesis alanımızın rahmetli Furkan Doğan tesisleri olarak yapımının sözleşmesini yapacağız. Öncelikle Kocaeli Belediye Meclisi'ne de teşekkür ediyorum. Meclis kararıyla bu projenin hayata geçmesine izin verildi. Biz de bu sözleşmeyi bugün yapacağız. Bildiğiniz gibi bir yüreğimizi yakan hatıra üstüne bu türkü, bu şarkı yapılıyor. Marmara, Mavi Marmara gemisi hadisesini üstünden biraz zaman geçti hatırlarsınız. Burada şehit olan birçok kardeşimiz var. Bunlardan biri de Kayserili evladımız Furkan Doğan. Biz hem hadisenin unutulmaması, hatırlarda kalması, hem de dünyada katre uğrayan, zulüm gören insanların anısına Uğurevler mahallemizdeki bu sosyal tesis alanını ortak bir projeyle, İnsan Hakları Derneği ile hayata geçireceğiz. Projenin içeriği hakkında arkadaşlarımız bilgi verirler. Ama projenin içeriğinden daha önemlisi bu hatıranın zihinlerde yaşaması ve bizden sonraki nesillere nakledilmesi son derece önemlidir. Neticede İsrail'in civarına yaptığı haksızlık ve zulmün timsali misali haline geldi Furkan Doğan şehidimiz, evladımız. Onun hatırasına, onun anısına yapılacak bu eser inşallah kısa zamanda nihayetlenir ve içi sosyal manada işte bir takım ihtiyaçların giderilmesi, öğrenci yurdu, civarındaki insanların istifade edebileceği alanlar olmak ve daha değişik fonksiyonlar üstlendi bu tesis, bu proje. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Konuşmaların ardından Kocaeli Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen protokole Kocaeli Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve İHA Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Kutluay imza koydu. 2 yıl süre başlamış oluyor bugünden itibaren. İş yeri teslim edilmiş ve 2 yıl sayaç dönmeye başladı. Kültür merkezinin yapılması planlanan arsa Kocaeli Belediyesi tarafından İHA İnsani Yardım Vakfı'na 25 yıl süreyle tahsis edildi. Merkezde yaklaşık 100 yetim kalmış çocuğun da barındırılması sağlanacak. Tesisin 2 yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Bu arsa kaç metrekare Mehmet Bey? 3236 metrekarelik sosyal tesis arsası Kocaeli Belediyesi tarafından tahsis edildi bu hizmeti, bu gayeye matuf olarak. Proje beraber çalışılacak, ortaya çıktı. Yani belediye ile dernek arasında, insan hakları derneği arasında bir proje ortaya çıktı. Bu proje uygulanacak. İşletmesi de insan hakları derneği tarafından yapılacak.